Herkese merhaba. Bugün üçüncü çözüm kavramımız neş dengesiyle devam ediyoruz. Daha önce rasyonellik varsayımını kullanarak baskın strateji dengesi, baskın strateji dengesinin bulunmadığı durumlarda baskılanan stratejilerin sırayla elenmesiyle sofistike dengeyi bulmuştuk. Üçüncü çözüm kavramı ise rasyonellik ve rasyonelliği sırayla kullanarak bir çözüme ulaşamadığımız durumlarda rasyonelliğin ortak bilgisi aksiyonunu kullanarak ulaşacağımız neş dengesi. Neş dengesi şöyle özetleyebiliriz. Neş dengesinde her oyuncu diğer oyunculara karşı en iyi cevabı veriyorlar. En iyi cevaptan kastettiğimiz başkasının stratejisine karşı benim faydamı maksimize eden strateji. Bir başka deyişle dengede herkes en iyi cevabı oynar. Bu çözüm kavramı oyunun kararlı, doğal bir denge noktasını ifade etmektedir. Yani hiçbir oyuncu tek taraflı olarak stratejisini değiştirdiği takdirde herhangi bir fayda sağlayamaz. Neş dengesinin matematiksel olarak her oyunda var olduğu John Nash tarafından 1951 yılındaki meşhur makalesinde ispatlanmıştır. Yani matematiksel olarak çok güzel özelliklere sahip olmasına rağmen bazı oyunlarda saf stratejileri kullandığımız takdirde neş dengesi olmayabilir. Bazı oyunlarda ise birden fazla neş dengesi çıkabilir. Bu ise neş dengesinin tahmin edici özelliğine azaltan bir husus. Daha önce bahsettiğimiz tutsak ikilemi örneğinden hareketle neş dengesini bulmaya çalışalım. Burada Zeynep, Yavuz'un stratejilerine karşı nasıl en iyi cevabını veriyor, onu görmeye çalışalım. Yavuz itiraf ederse Zeynep'in vereceği en iyi cevap itiraf. Yavuz inkar ederse Zeynep'in vereceği en iyi cevap itiraf. Yavuz için ise de yine itiraf en iyi cevap oluyor. Dolayısıyla neş dengesinde Zeynep ve Yavuz itiraf ediyor. Bu ise baskın strateji dengesiyle aynı sonucu veriyor. Sofistike denge de hakeza itiraf. Bir oyunun baskın strateji dengesi varsa bu aynı zamanda sofistike dengedir ve her sofistike dengede neş dengesidir. Şimdi başka bir oyunda baskın strateji dengesinin bulunmadığı durumda neş dengesini bulmaya çalışalım. 1929 yılında Amerikalı iktisatçı Hotelling'in firmaların doğrusal düzlemde rekabetini anlatan makalesinden hareketle neş dengesini bulmaya çalışacağız. Burada 0-1 arasında bir doğrusal şehir. Bunu 1 kilometre uzunluğunda plaj olarak düşünebiliriz. 1000 metre varsayalım. Her metrede de şezlongda bir kişinin güneşlendiğini varsayalım. 2 tane dondurmacımız var. A ve B. Plajdaki her kişi 1000 potansiyel tüketicide bir tane dondurma almak istiyor. Ve dondurma da homojen. A ve B firması aynı marka dondurmayı satmakta. Sorumuz da şu. A ve B firmaları, dondurmacıları standlarını nereye açarlar? Neş dengesinde her iki firmada standı tam ortaya 500 metreye açacaklardır. Niçin? Eğer başka bir konum neş dengesi olsaydı, diyelim 0 ile 500 metre arasında, 250 metre, A firması 250 metrede olduğu takdirde, B firmasının en iyi cevabı onun 1 metre yanına açmak olacaktı. Çünkü biraz sağını açtığı zaman 750 müşteri kazanmış olacak. Bu durumda A firması ise onun bir sağına doğru standını açacaktı. Yani 252. metreye girecekti. Ve bu şekilde birbirine en iyi cevabını vererek iki firma da ortada durmuş olacak. Ve burada da müşterileri 500-500 eşit olarak paylaşacaklardır. Bu iktisatta minimum ürün farklılaşması olarak da adlandırılıyor. Yani iki firma tamamıyla aynı yere standlarını açıyorlar. Ortaköy'de kumpirçilerin tamamıyla aynı yerde bulunmaları gibi. AVM'lerde food court'ları, fast food
restoranlarının food court'ta birbirine hemen yanında olmaları gerekir. Bu doğrusal şehir düzlemindeki rekabet sadece lokasyon olarak değil, başka parametreler, yani ürünün rengi, tadı, boyutu gibi. Ve burada da iki firma üzerinden rekabet olduğu takdirde ikisinin de tam ortadaki medyan tüketiciye hitap ettiğini görüyoruz. Politikada da, siyasi rekabette de hakeza politikacılar seçime yaklaştıkları takdirde medyan seçmene doğru hitap ettikleri çok görülen bir husustur. Çok teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.